Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmed bin Hanbel'in Müsned isimli hadis kitabında Cabir radıyallahu anh'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiği bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Zulümden sakının, çünkü zulüm kıyamet gününde karanlıklar olacaktır. Cimrilikten de sakının, çünkü cimrilik sizden öncekileri helak etmiş, onları birbirlerinin kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya sevk etmiştir." buyurdu. Bu hadis-i şerifi elbette hem zulüm noktasında hem de cimrilik noktasında incelemek, anlamak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu şerefli sözünün bizi taşıdığı izzeti ve şerefi anlamak durumundayız. Bununla beraber bu hadisin Müslümanların evliliğinde ne gibi bir katkısı olacak da diye de düşünmemiz gerekir. Çünkü bir hayatımız varsa, ekonomik bir hayatımız varsa, eğitim bir hayatımız varsa, evlilik bir hayatımız varsa, kendi ruhumuz, kulluğumuz, tüm bunların hepsinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözlerinden kendimize bir yol bulmamız gerekir. Yani bu hadisler işte şu konuyu anlatmaktadır diyelim. İşte zulümle ilgili, haksızlıklarla alakalı bir konunun başlığı zulüm olacak ve bunun altında bu hadisi göreceğiz. Ama bir başka konu var ki o da cimrilik diyelim. Onun altında da yine bu hadis olacaktır. Yani en azından bu iki temel konuda bu hadis söylenebilir. Fakat bununla birlikte kıyamet gününü de anlatan bir yönü var hadisin. Haramları helal saymakla ilgili bir başka yönü de bulunacaktır. Şunu demek istiyorum ki Peygamber Efendimizin sözlerini de Allahu Teala'nın kitabındaki ayetleri de biz hayatımız için bir nur olarak değerlendirir. Nerede bir problem, nerede bir sıkıntı, nerede bir aşmamız gereken, çözmemiz gereken bir mevzu varsa orası için de bizim elimizdeki bir çözümdür, bir kulluk metodudur. Cennet yoluna gitmek için elimizdeki adres göstericidir. Bu bakımdan bu hadis-i şerifi de evlilik bağlamında yeniden düşünelim. Şimdi zulüm biliyorsunuz, inne şirkele zulmün azim diye Rabbimizin elçisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bize okuduğu kitabın içerisinde Lokman Aleyhisselam'ın oğluna öğütlerinin de söylendi. Lokman suresinde böyle bir ifade var. Zulümden sakının kelimesinin bu zulüm noktasını şirk olarak anlayacağız. Şirk neydi? Şirk, yani Allah'ım sen işimize karışma. Hayat benim hayatım. Allah'ım evliliğime karışma. Bu evlilik benim. Allah'ım bedenime karışma. Bu beden benim. Ya da Allah'ım parama puluma karışma, burayı ben yönlendiririm, yönetirim demektir. Değil mi? Yani en azından ortaya çıkış şekli böyle olur. Putlar olabilir, heykeller olabilir, resimler olabilir, figürler, semboller olabilir. Allah gibi birilerini ya da kişinin kendisini tanımlaması, bir noktaya oturtması, en azından Allah'a ait olan bir esmada bunu yapması şirktir. İster bu şifa verici olmak olsun, ister rızık verici olmak olsun. Şimdi en büyük zulmün tarifi olarak Allah Teala Lokman'ın dilinde bize bunu söylediyse, demek ki şirk hayatın ne olacağı konusunda Allah'ı devre dışı bırakarak başkalarını ya da kendisini insanın devreye sokmasıysa,
Bu evlilikte de net böyledir. Allah'ım bu hayat benim demektir. Kadın kadınlığına, erkek erkekliğine, ikisi bir arada oluşlarına, çocuk eğitmelerine, anne baba ile ilişkilerine, kaynana görümce gibi yani bütün hayat katmanlarındaki tarz ve tavırlarımıza Allah'ı karıştırmamak şeklinde ortaya çıkan bir zulüm vardır. Öyleyse bundan sakının. Çünkü kişi şirk koştuğunda Allah-u Teala'ya, Allah'a karşı sen kenarda dur dediğinde Allah'ın haklarını iptal edip kendisi kendine bir dünya ve hak dağılımı oluşturmaya kalktığında artık bütün haksızlıkları yol açmış demektir. Çünkü kadın kendi kadınlığını, eş olma yönünü kendi tespit edecektir. Erkek de böyle yapacaktır. Dolayısıyla senin böyle bir tanımlama yapmaya hakkın yok ki. Bizim nasıl kadın olacağımızı, nasıl erkek olacağımızı, nasıl bir görevle görevleneceğimizin belirleyicisi Allah-u Teala'dır. Bunu böyle devre dışı yaptığında kişi zaten zulmetmektedir. Ve bu da kıyamet günü büyük karanlıklar haline gelecek bir durumdur. Öyleyse evliliği bu noktada kurtaracak tavrımız, zulümden sakınacağız, şirkten sakınacağız. Kendimizi Allah yerine koymayacağız. Görevleri, yetkileri biz belirlemeyeceğiz. Hadisin birinci bölümü bu. Cimrilikten de sakının diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cimrilik de Allah'ın verdiği yere vermemektir. İnsanın Allah'ın verdiklerini kendine tutma çabasıdır. Oysa bu bize emaneten verildi, başkalarına da vermemiz gerekiyor. Ha bu bedendir, bu yüzün gülümsemesidir, bu cepteki paradır, bu evdeki ortamdır, ne olursa olsun. Cimrilikten sakının. Eğer bir kadın ya da erkek evlilik hayatında cimrileşiyorlarsa, yani mesela cinselliklerini birbirlerinden sakındılar, bunu kendi kafalarına göre işte şu şekilde şu kadar olmalı diye ayar vermeye kalktılar. Böylece kendi bedenini paylaşmadı. Kendi yüzündeki gülümsemeyi paylaşmadı. Oysa hayat paylaşımdır, fedakarlıktır, cömertliktir. Nerede cömertlik var, orada bereket, bir hayır var demektir. Ama insanlar birbirleriyle hiçbir şeylerini paylaşmazlarsa ve bunda özellikle var olan nimetlerini bir koz, bir silah haline getirir. Ötekisi için bir eziyet haline dönüştürürse bu korkunç bir cimrilik olacaktır. Rabbim korusun. Peki bunun sonucu ne? Cimrilik bizden öncekiler helak etti. Allah korusun. Öyle ki onların birbirlerinin kanlarını dökmesine sebep oldu. Haramlarını helal saymaya sevk etti. Demek ki zulmün vardığı yere cimrilik de varıyor bir başka açıdan. Önce karşımızdakine karşı vermez oluyoruz. Birbirimizden sakınıyoruz. Bu bir bencilliktir. Bu benimdir deme tavrı. Bu hayat benim. Bu beden benim. Bu zaman benim. Bunu kimseye koklatmam, kimseye vermem. Benim işte alanlarım, benim kişilik haklarıma şöyle şöyle oluyor filan ayaklarıyla şeytan ve dostlarının belirlediği sınırları sınır zannedip kişi kendi kendine bir helal haram belirlemeye başlamış demektir. Dolayısıyla hürmet edilecek yerlerimizi de, hürmet edilecek zamanlarımızı da, bedenimizi de kendimiz belirleyemeyiz. Olayı Allah'a sunacağız ve Allah'ın cömert olduğu yerde cömert olacak. Allah'ın hayır bu yasak dediği yerde sınırlarımızı koruyacağız. En helal bir dünyayı insan eşiyle yaşarken kendisini eşine haramlaştırır. Ama çalıştığı yerdeki adamlara ya da kadınlara kendini helal hale getirirse, yüzündeki güzel gülümsemeyi başkalarıyla paylaşırken evindeki erkeğine ya da kadınına haramlaştırıyorsa, artık burada başkası devrededir. Allah devre dışı bırakılmış, şeytanların egemenliğinde bir hayat vardır. Bunun sonu helak oluştur. Hem dünyayı hem ahireti kaybediyoruz. Sanki zulümle
özellikle ahireti kaybediyoruz. Ama sanki cimrilikle özellikle dünyayı da kaybediyoruz. Bu ikisini hayatımızın dışına attığımızda, yani zulmetmediğimiz, hakkı Allah'a teslim ettiğimiz zaman kul haklarına da riayet etmiş oluruz. Fedakar, cömert olduğumuzda, güzelce paylaştığımızda, Allah'ın ver dediklerini, Allah'ın ver dediği şekilde verdiğimizde hayatımız bereketlenir. Rabbim bereketli ve haklara riayet eden bir hayat bize lütfetsin. Allah'a emanet olun.